Kadir. Kaptırılan top Cihat. Cihat'ın şutu ve gol. Karşılaşmanın 11. dakikası, Cihat'ın attığı golle Adana Demirspor Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyor. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Cihat Wilson'ın yanından sıyrılıyor. Uzaktan sert vuruyor. Yere çarpan top ve top ağlarda. Karşılaşmada 11. dakika. Wilson. Kadir. Feyyaz. Feyyaz. Ve out. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor. İkinci yarıdan görüntüler seyrediyorsunuz. Ali ve Küçük Fatih. Ali yükseliyor. Yanında Ergin. Ali ve gol. Karşılaşmanın 67. dakikası, Ali'nin golüyle Beşiktaş Adana Demirspor karşısında beraberliği yakalıyor. Adana Demirspor 1, Beşiktaş 1. Gol bir defa daha ekranlarınızda. Ali. Ergün mücadelesi. Ali. Tekrar Beşiktaş atakta. Walsh orta. Muzaffer, Rıza mücadelesi, top ağlarda ancak karar faul. Bu pozisyondan sonra Beşiktaşlı futbolcuların Oğuz Sarvan'a itirazları var. Pozisyon bir defa daha geliyor ekranlarınıza. Walsh, Muzaffer, Rıza, Küçük Fatih ve bu pozisyonda Oğuz Sarvan'ın kararı faul. Engin ceza alanını terk ederek bir atak başlatmak istiyor ancak süre yeterli değil. Karşılaşmanın skoru Adana Demirspor 1, Beşiktaş 1. Gün ilk yarısında 10-0'lık bir Beşiktaş mağlubiyetimiz vardı. Tabii ki bu bize kara leke olarak geçti diyebilirim. O yönden ben futbolcularımı mümkün olduğu kadar iyi mücadele etmelerini, fakat bu arada ligdeki durumumuz nedeniyle stresli ve gerilimli oynuyorlardı. Bu yönden rahat oynamalarını, daha evvelki maçları unutmalarını, birlik ve beraberlik içinde mücadele etmelerini, yani bu işin üstesinden gelebileceğimizi hafta içinde defalarca tekrarladım kendilerine. Tabii ki futbolcu arkadaşlarımız arasında büyük bir birlik ve beraberlik sağladık. Tabii ki bunu öyle sanıyorum ki Beşiktaş maçının bilhassa ilk yarısında çok iyi diyebileceğim bir şekilde sahaya yansıttık. Oh, I think that Adana made it very difficult because they defended in numbers. They had everybody back. Şimdi Adana bizim işimizi güçleştirdi çünkü kalabalık defansı yaptılar. Herkes geride oynadı. Yani it's difficult to break down those situations. Bu gibi durumlarda açmak zor oluyor. And sometimes players get a little bit under pressure in those situations. Bu gibi durumlarda futbolcular biraz strese giriyorlar. Get a little frustrated and biraz bozuluyorlar. This is natural, you know. Bu da doğaldır.